Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 demo çıktı arkadaşlar. Şimdi onu kısaca izleyeceğiz. Kenan abinin evine misafir olduk. İnceleme fırsatı bulduk. Şu anda da ekranda oyunu zaten görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar oyunun içerisindeki arayüze bir bakalım. Gösteri maçı var, hızlı maç var ve ortaklaşa maç var. Gördüğünüz gibi PlayStation oynayan arkadaşlarımız zaten bunu az çok bilirler. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Maç yapmayacağım. Maç sadece oyuncu reytingleri göstereceğim sizlere. 12 tane takım geldi. Hemen gösteri maçına girelim. Buradan takımları seçeceğiz arkadaşlar. Tek tek ilk önce Barcelona'dan başlayalım. Karşıya da Schalke'yi seçelim. İleriye diyelim, oyuncuların oyun planını girelim ve reytinglere bakmaya başlayalım. Öncelikle Barcelona'dan hemen başlayalım arkadaşlar. Ter Stegen öncelikle hemen gözümüze çarpıyor. Gördüğünüz gibi 85'ten 88 overall'a çıkmış. Bir de arkadaşlar Sergio Roberto hariç Barcelona'nın bütün oyuncuları siyah top olmuş şu anda. Gördüğünüz gibi Ter Stegen'den başladık. Umtiti altın toptu, siyah olmuş, 87 reyting. Jordi Alba yine 84'lü 85'li siyah top olmuş. Pique bir overall artmış, bir rating. O da 88 olmuş. Gördüğünüz gibi Rakitic de bir artmış. 85'ten 86'ya yükselmiş. Busquets aynı, Iniesta aynı. Coutinho arkadaşlar 88 ratinge çıkmış. Hemen Suarez'i görüyoruz. Suarez 92 idi bildiğiniz gibi arkadaşlar. O da 92'den 90'a düşmüş. Messi de şeyi değişmiş arkadaşlar, pozisyonu. Gizli forvet, GF yazıyor şu anda burada ama mobilciler olaraktan, mobilcilere hitaben de söyleyeyim. SS pozisyonuna geçmiş artık Messi. Hemen Messi'yi tıklayalım mesela. Sağ tarafa getirdiğimizde, bir dakika, Messi'yi yanlış yere koyduk. Messi'yi şimdi tutuyoruz arkadaşlar. Bakın sağ tarafa getiriyoruz RVP pozisyonuna. 90. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 90 gözüküyor arkadaşlar. Normalde RVF idi mobilde, biliyorsunuz arkadaşlar. Mobilciler için söylüyorum. Burada GF yazıyor ama sağ tarafa koyduğumuzda gördüğünüz gibi 90 oluyor. Hemen geri gelelim. Mesela arkadaşlar Messi'yi şöyle tutalım. Forvet'e getirdiğimizde de değişik bir overall çıkıyor karşımıza. Şimdi şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi santrofor pozisyonuna, yani CF pozisyonuna koyduğumuzda da 95 overall oluyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım sizlere. Hemen tekrar yerine koyalım. Her neyse, burada anlatacağımız başka Barcelona'da oyuncu yok. Gördüğünüz gibi ilk 11'de 10 tane top siyah topçu olmuş. Schalke'ye baktığımızda da arkadaşlar Naldo'nun bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Çok fazla bir oyuncu zaten değişikliğini görmüyorum burada. Farhan 84, Naldo 84. Her neyse, burayı görmüş olduktan sonra hemen geriye gelelim arkadaşlar. Şimdi başka bir takım seçelim. Barcelona'dan çıkalım. Liverpool'u seçeyim buraya arkadaşlar. Şuradan Liverpool'u seçelim. Buradan da Inter'i seçelim. Oyun planına hemen girelim. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Liverpool'da hemen gözümüze ilk çarpan arkadaşlar, gördüğünüz gibi Muhammed Salah 90 overall olmuş. Sapına kadar da hak etmiş adam. Gerçekten dünya final maçında da sakatlanmasaydı belki de Liverpool'un şampiyon olması işten bile değildi. Hemen Salah'a bakalım. Gördüğünüz gibi 90 overall. Firmino 86 overall olmuş arkadaşlar. O da siyah top. Mane yine dikkatimizi çekiyor. Mane de siyah top olmuş arkadaşlar. Aşağıya baktığımızda Van Dijk yine siyah top olmuş arkadaşlar. 83 mü 84 overall olması lazımdı. 87'ye yükselerekten siyah top olmuş. Yani Liverpool'da toplamda 3 tane oyuncu siyah top olmuş ve Muhammed Salah'ın da overall'ı yükselmiş arkadaşlar. Inter'e döndüğümüzde hemen Inter'e bakalım. Siyah top olarak Icardi ilk önce gözümüze çarpıyor. Biliyorsunuz 85 overall'dı arkadaşlar. 87'ye yükselmiş. Miranda yine aynı. Handanovic yine aynı. Diğer oyunculara baktığımız zaman Perisic 84'tü. Yine bir değişiklik yok. Aynı şekilde duruyor. Burada değişiklik fazla yok. Dediğim gibi Liverpool'da toplam 3 tane. Icardi'nin de ve Muhammed Salah'ın da overall'ları yükselmiş. Bakalım, başka da bir şey yok. Geriye gelelim hemen tekrardan. Başka bir takımımıza geçelim. Buradan Milan'ı seçelim. Karşıdan da Monaco'yu seçelim. Oyun planına girelim hemen.
Milan'a baktığımız zaman arkadaşlar Bonucci'nin gözümüze ilk önce çarpıyor. Overall'ı düşmüş. 88 overall'da biliyorsunuz arkadaşlar Bonucci 86'ya düşmüş. Başka gözümüze Çarhan Çalhanoğlu aynı. Klanić aynı. Hemen Monaco'ya dönelim arkadaşlar. Monaco Falcao siyah top olmamış. 84 overall. Biliyorsunuz arkadaşlar trailer'da 88 yani haftalık performansa göre bir değerlendirme olmuştu ama herkes onu siyah top olaraktan lanse etmişti insanlara. Ama gördüğünüz gibi Falcao 84 overall arkadaşlar yükselmemiş. Yani hemen aşağıya geldiğimizde Fabinho, Jamerson, Glick yani çok fazla bir değişiklik yok. Subasic şeyleri aynı. Keita Balde değişiklik fazla bir şey yok. Monaco takımına da baktık. Milan'a da baktık. Şu fazla bir Bonucci'de büyük bir değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Overall düşmüş. Hemen geriye gelelim tekrardan. Başka takımlara geçelim. Milan'dan Monaco'ya baktık. Sao Paulo'ya onlara bakmayacağım arkadaşlar. Direkt Arjantin'e geçiyorum. Okey dedik. Oyun planına girdik. Bakalım. Arjantin'de Higuaín'i 88 overall olarak yine görüyoruz arkadaşlar. Messi var. Dybala var arkadaşlar. Dybala'ya şöyle bir bakalım. Şöyle bir tutalım. Sağ tarafa doğru götürelim bakalım. Şöyle bakalım. Burada nasıl oynayacak? Gizli forvette yine 88 oynuyor. AMF pozisyonunda da 88 oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya çekiyoruz. Overall'ında hiçbir değişiklik olmuyor. Gözümüze çarpan başka yedeklere bakalım. Yedeklerde Fazio 84. Agüero 88 olarak gözüküyor. Hemen burada Otamendi'yi görüyoruz arkadaşlar. Otamendi de altın toptan siyah topa yükseldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde 83 overall olması gerekiyordu. Ya 83-84 yanlışım yoksa 86 overall'a çıkmış ve siyah top olmuş. Di Maria pozisyonunda oynamadığı için 85 sanırım. Şöyle bakalım bir geri çıkalım. Şöyle bir yukarıya doğru alalım bakalım. Sağ tarafa kendi pozisyonunu alalım. Kaç olacak? Kendi pozisyonuna getirdik. 86 overall olmuş. Burada kendi pozisyonunda normalde 87 idi. Gördüğünüz gibi bir overall düşmüş Di Maria'da arkadaşlar. Messi'ye zaten bakmıştık. Bunu anlatmaya gerek yok. Messi dediğim gibi forvet hattında 95 overall oluyor arkadaşlar. AMF'de 96. SS pozisyonu gizli forvet pozisyonunda da şey oluyor. Yine kendi overall'ına geliyor. Hemen geriye çıkalım buradan arkadaşlar. Bir de Fransa milli takımına bakalım. Sizlerle birlikte. Gelelim şöyle Fransa milli takımını seçelim. Oyun planına girelim. Fransa'da da bakalım bayağı bir değişiklikler var arkadaşlar. Hemen girdik. İlk önce Loris'i görüyoruz. Loris'te bir değişiklik yok. Umtiti'ye bakmıştık. Rafael Varane arkadaşlar gördüğünüz gibi 83 overall'dı. 86 overall'a yükselmiş ve siyah top olmuş arkadaşlar. Hemen Kante var. Kante gözümüze çarpıyor. O da 86 overall'dı. 86'dan 87'ye yükselmiş. Fransa milli takımından. Pogba'yı görüyoruz arkadaşlar. Pogba'da 89 overall olması lazımdı. 89'dan 86'ya düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pogba'da baya bir düşüş yaşamış. Mbappé'ye gelelim arkadaşlar. Mbappé pozisyonunu bir şöyle oynatalım bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 86 overall oluyor arkadaşlar. Normalde 85 overall olaraktan şey yapıyorlardı. Tekrar tutalım mesela forvet hattına getirelim. Forvette de gördüğünüz gibi 85 oluyor. Mbappé. Griezmann'ı bir dakika Mbappé'yi şöyle üstüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi gizli forvette 83. Şuraya getirelim tekrardan. Forvet hattında 85 oluyor. Gizli forvet aldığımızda da 83 oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen Mbappé'yi tekrar şöyle bir sağa çekelim. Griezmann'ı alalım. Forvet'e getirelim şöyle. Griezmann forvette ne oluyormuş bakalım arkadaşlar. 87 santrafor
CF pozisyonuna aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Griezmann 90 overall oluyor. Rating oluyor yani. Normalde SS pozisyonunda 90 oluyordu. Ama onun da şey değişmiş. Mevkisi değişmiş. Gizli forvette 87. Santrofor'da 90 oluyor. CF pozisyonunda yani mobile göre konuşuyorum. Burada GF CF pozisyonuna geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz tam Griezmann'da bir değişiklik olmuş yani. Öyle diyebiliriz. Hemen şöyle Giroud'a bakalım. Giroud'da bir değişiklik yok. Lemar. Hemen yedeklere geldiğimizde yedeklerde arkadaşlar Fekir hemen gözümüze çarpıyor. Fekir 86 overall olmuş. Biliyorsunuz 83 overall olması lazımdı. 3 overall birden artmış ve 86 ile siyah top olmuş. Hemen Tuavin gözümüze çarpıyor yine. Tuavin de 83 overall olması lazımdı. 2 overall yükselmiş. O da siyah top olmuş arkadaşlar. Bakıyoruz Enzonzi sanırım 1 overall düşmüş. 84'tü normalde. Başka gözümüze çarpan, yükselen bakalım Kimpembe yine gümüş toptu sanırım. O da altın top olmuş burada gördüğümüz kadarıyla. Şimdi arkadaşlar bu overall'lar eğer PES 19 güncellenirse, PES 18 güncellenip PES 19'a geçerse arkadaşlar karşınıza bu oyuncular aynı bu şekilde bu overall'larla gelecek. Ama dediğim gibi değişirse de farklı bir oyun çıkacak zaten. Elimizdeki oyuncular gidecek. Ama güncelleme olup PES 19'a geçiş olursa elinizdeki bu oyuncuların hepsi yani siyah olan oyunculardan bahsediyorum. Aynı bu şekilde bu overall'larla gelecek. Eğer seviyesi yüksekse de tabii o seviyenin üstünde gelecektir muhtemelen. Ama şu anda bir belirsizlik var. Mobille alakalı sıfırdan bir oyun gelecek diyenler var. Güncelleme ile işte PES 19'a geçecek olan diyenler var. Bu benim söylediğimde yine dediğim gibi arkadaşlar eğer güncelleme olursa geçecek. Videomu burada yavaş yavaş noktalandırıyorum arkadaşlar. Şöyle demoyu kısa bir inceleme fırsatı oldu. Kenan abiye de teşekkür ediyorum. Evine misafir etti. İncelememizi sağladı bize de. Ona da teşekkür ettikten sonra videomu yavaş yavaş noktalandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz arkadaşlar bir sonraki mobil PES mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.